Sıhhiye müdiri Celal Bey. Edebiyata meraklı bir adamdı. Bu adam Mefkure diye bir gazete çıkardı. Mefkure. İlk nüsha çıkacak, sabahleyin adam geldi bana. Yarın mecmua çıkacak, bugün bir şeyinden. Ben de mektepte hocayım sabah. Sınıflara girip çıkarken Beşaret-i Kalemiye diye şu şiiri yazdı. O gün verdik. Ama tabii kafiyeyi bulma imkan yok. Abdülhak Hamid'in Validem Nasıl Serbesttir kafiyesiz o tarzda yazılmış oldu. Müjde ey teşnecanı ilmi edep. Serbest yani kafiyesiz. İşte afak-ı leyli deycura yeni bir neşm-i marifet doğuyor. O mukassi sahab-ı nadani şu fezai zalam-ı hailden bu şua-ı nevin-i akterle cabeca şimdi sıyrılıp gidiyor. Biraz aydınlık istiyordu muhit. Belki yıllarca çeşme irfanı böyle bir fecre muntazırdı. Bugün onu gösterdi işte Mefkure. Mefkure gösterin adı. Evet. Yeter artık gunude hissiyat, biraz ızhar-ı zindegi etsin, neşe versin kulubu gamnake. Bu rükudetle fark olunmaz hiç, mürdeler kainatta ahyadan. Daha kehvaresinde bizde fünun, himmet ister o tıflı nevzada, alıp ahuş-ı sahyu iktama, onu perverde eylemek lazım. Bunu ati şu nesli hazırdan naşekibane intizar ediyor. Aşk-ı irfanla kalbi cemiyet ihtizaz etmedikçe yükselemez. Kara ölgün vasatta bir şule onu ikat eden eyadiye hissi hürmetle buse-i şükran. Yani nesre çevrilirse aynı kelimelerden tabii olur. Manzum fakat tabiyesiz. Bu da Mart 335. Hasılı böyle şeyler. Başka müstahar isimleriniz var mı? Kullandınız mı? Şiirde yalnız onu kullandım. Sonra bazı yazılarda, yani burada, İstanbul'da sonradan o edebi yaz, yahut nafaki yazılarda Namık Yaz. Namık Yaz. Namık Yaz adını kullandım. İlmi mahiyetteki olan işte o şeye yazdığım mektuplar filan. O tarihçi neydi adı? Cemal. Danişmen. Neyse. İsmail Hamid. Hayır, Hamid Danişmen'de. Sebil-i Reşad'a yazdığım yazıları Abdullah Söğüt diye kullandım. Nerelerde yazılarınız çıktı hocam? Şimdiye kadar. Hangi tarihlerde aşağı yukarı? Akif hakkında bir yazı yazdım bir İslam mecmuasına. Son gün. Yok. Daha eskileri... Mektepteyken daha nerede? Haydarpaşa Lisesi'nde yazdım da hatta evet. Şöyle bir hadise oldu. Anlattım mı size? Talebeleri size getirdim. Ha, okudu. Ha, okudu vazife aynen. Baktım ben etüdü yaptım diye okudu bana tabii orada Namık Yaz dedi. Kim bilir kim nereden gördü? Benim yazdım bana o. Bizi dinletti. Bana dinletmeleri sen çıkarmadım ne diyecek? Ben adımı saklamışım zaten oradan. Başka daha önce hocam. Daha önce. Sırat-ı Mustafa'nda Sebil-i Reşat'ta. Yok. İçin yazmadınız hocam. Ne zaman yazayım o zaman yazacak halde miyiz ya? O zaman. Daha sonra. Öyleyse. Onlardan sonra. Onlardan sonra işte... Yapma yatak oluyor. Bir sahi zikrettiniz. O sahi mecmuası... Bu Mefkure işte. Bu burada çıktı işte. O zaman şey... Maksud Kamuran imzasıyla ondan çıkan onu. Hayır çıksın. Şiir olsun. Evet o kadar. Şiir nesil hepsini söylüyorum. Evet. İşte ondan sonra böyle bir tetkik yahut bilmem ne yahut edebi yahut şey yazılar birkaç yazı bilmiyorum neden. Muhtelif şeyler hakkında yazdım mesela bazı şeyler. Onlar işte Namık Yaz diye çıktı. Hüseyin Cahili bir mektup yazdımdı. Hapishaneye girerken söylediği bir sözden dolayı İmam Hatip Mektebi'ne geldi. Şey elimden aldı onu orada çıktı. Nerede çıktı efendim? Sebil-i Reşat. Yok efendim bir şey geldi aldığı mektebe. Biler gazetini çıkartan. Ya o aldı götürdü. Salih. Aldı götürdü o zaman. Geçtiydi zaman ama o zamandı.
Çünkü bir gazete çıkartacaktı, İsmail Hakkı Akyüz. Geldi bana müracaat etti, Şule diye bir işçi gazetecikti, ismi şahi olmasın, pek beğenmiş adını. Benden de yazı istediydi, ben de o esnada Hüseyin Cahit girerken Hürriyet uğrunda filan çalıştığı da hangi Hürriyet diye başladı, uzun boylu 4-5 sayfa yazı yazdım ona. Bütün mazisini, İttihat Terakki'nin, olsun onların yaptıklarını, tanım hepsini. Bak, basıldı mı? Onu basıldı. Basıldı işte, o bastı. Soğuma zamandan sonra, dedim bastı. Sonra işte bilmiyorum, öyle muhtelif vesileler oldu. Yazıldı ama işte onlar hiçbirisi yoktu, tanıdık, zapt edemedik. İşte iki makale o, neydi adı? Tarihçi. İsmail Hamid Danışman. İşte Arapçadaki, Arapça kelimeler diye bir şey söyledi şeye. Kur'an-ı Kerim'de o münasebetle. Bu evet. Son günlerdedir değil mi? Yani ne zaman, hangi konserde? Yok. Bu de, ben Karadeniz seyahatine çıkarken hatta geldi de yolda ya ikinci makaleyi buraya getirdiler. Hangi seyahati? Yani? Karadeniz seyahatine çıktık biz. Yani bundan... Lugar'da değil mi? Lugar var mıydı? Yok. O Akdeniz seyahatinde. O Akdeniz seyahatinde Lugar. Bu Karadeniz seyahatine başka bir doktorla çıktık. O esnada getirdiler. Ben onu vapurda yazdım. Trabzon'a çıktık. Oradan daha öbür postaneye verdim. Hatta o zaman işte Eşref Edip merak etmiş, kimdir bu adam, ben nasıl tanımıyorum bilen diye. Evet. Böyle bir memlekete bilen Basri Bey'e gitmiş, Basri Bey'e de ben söylemiş, bulunmuştum vaktiyle. O da Müstah ismi yazmış onu işte, Timleşe'de. O Namik yazdı değil mi? Yok, Abdullah Söğüt'ü. Ha, Abdullah Söğüt. Bu adamı niye tanımıyorum demiş. Söğüt kelimesini neden benimsedin? Pek severim. Söğüt ağacını mı seversin? Osmanlıların mehrec yani oradan hiç Söğüt'te neşetleri yok mu? O bende öyle bir rabıta yapar ki. Bir de Kınalı Zade... Efendim? Söğüt'ün kendisi de bizim. Ha. Kınalı Allah rahmet etsin Ferit Bey. Hocamız. Allah karike rahmet eylesin. Kınalı Zade Ali Efendi ve Ahlak-ı Alâ'yı sahibi. Ferit Bey, Ahlak-ı Alâ'yı'yla pek severdi de Kınalızade Ali Efendi'nin bir kıtası. Şimdi bilirsiniz ki salkım söğütleri akarsuyun kenarına dikerler. Evet. Salkım söğütler orada. Bir söğüt ağacı demektir. Evet. Bit aba demiş ki bit akarsuya söylüyor. Bit aba demiş ki feyzinden daima şerbeti zülal içeriz. Abi de demiş ki, biz de senin sayeyi devletinde hoş geçeriz. Pek severdi. Evet, yani o gölgelik yapıyor değil mi? Biz de o gölgenin altında akar gideriz kendi kendimize. Yoksa güneş bizi uçurur. Ha, yoksa evet. Tefavur eder gideriz. Evet. Kınalı Zahid mi? Kınalı Zahid Efendi. Adem adı. Ahlak-ı Alâ'yı'da var mı? Alâ'yı'da. İçinde var mı? Var mı? Ahlak-ı Alâ'yı de sahibi diye okudu. Ahlak-ı Alâ'yı içinde var mı bilmiyorum yani. Alim adam o. O gayet değerli adam. Fazıl adam. Sonra mütetebbi adam. Kadi bir kere. Hukuki cephesi tamam. İlmi cephesi tamam. Hangisinin? Kınalızade Ali Efendi'nin. Ali Efendi'nin emniyette adam. Ahlak-ı Alâ'yı ise de Frenklerin takdir ettiği şey. Tercüme edilmiş efendim. Açık Türkçe zaten, şimdi açık Türkçe yazmaları lazım. Ben Fransızca. Pazar diye tavsiye ettim, onu çoktan. Onu ondan evvel okunmadan, alak okunmaz. Başka eserler de okusam bundan. Alaki kitaplar var da muhteli fakat o okunmadan olmaz. Tedbiri bütün siyaseti menzil nasıl ayırır? Hayatı, sosyal hayatı çok hususiyeti var. Namık Yaz nereden?